arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle hem yetişkin hem çocuk örgülerinde kullanabileceğimiz çok güzel bir modelle birlikte olacağız modelimizi şöyle gördüğümüz gibi kelebeği andıran bir model ilmeğimizi çıkararak hem sağda hem solda kanatlarımız oluşturacağız ortada da sürekli devam eden bir düz ilmeğimiz olacak sayılarımızı iki tane düz aradaki Şuradaki ters sayılarımız istediğiniz kadar artırıp azaltabilirsiniz. Ben bu modelimizde 7 tane ters 2 düz 7 ters 2 düz kenarlarında ise 6 tane ters ilmeğimi kullandım. Sayılar tamamen tercihinize bağlı olarak değişebilir. İstediğiniz şekilde ayırabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi çalışmak için ön hazırlığımı yaparak geldim. Şu şekilde bir bakalım. Bakınız kenar ilmekleri olarak 6 tane ters, 2 düz. Bu tarafta da 6 tane ters, 2 tane düzümüzü görmekteyiz. Ve her iki düzlerimiz arası 2, 4, 6, 7 tane tersten oluşmakta. Yani buradaki modelimizi kuracağımız bölümler düz örgülerimizin olduğu yerler, Buradaki ters örgülerimiz ise modellerimizin arasını oluşturacak olan bölümümüz. Hemen ters örgülerimizi örerek başlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Terslerimi örüyorum sırası ile. Düzümüzün yanındaki iki tane Tersimizi örmüyoruz ve düzümüzün içerisinden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizi kurmak için bir tane tığ ihtiyacımız var. Çok kalın uçlu olmasın ya yani da ipimize uygun bir tığ tercih edersek güzel olur. Bakınız 1 2 3 4 5 6. 6 tane şurada görmüş olduğumuz düzümüz var. 3, 4, 5 ve 6, 7. sırayı örmekteydik. Şimdi bu birinci sıradan giriyorum alttan ve ipimi şu şekilde yukarıya doğru çekiyorum. Ve sırası ile yukarıya birer birer ilmeğimi asılarak çıkarıyorum. Tığım yardımıyla yukarıya doğru aşamalı olarak çekiyorum. Birinci düzümüzün içerisinden. Şöyle görelim. 2, 4, 6 tane ilmeğimizi çektim. En aşağıdan başladım. Şöyle görelim. Ve altı ilmeğimizi örmediğimiz şişimin ucuna yakın bölümdeki tersimi düz olarak örüyorum tığımda. Bakınız şu şekilde ve ilmeklerimi arasından çıkarıyorum. Ve şişime takıyorum. Ördüğüm taraftaki şişime çünkü ilmeğimizi örerek tamamladım. Hemen yandaki tersimi ipimi öne alıyorum ters olarak örüyorum düzümü örüyorum şuradaki düzümüzü tekrar diğer düzümü örüyorum bir tane tersimi örüyorum tersimizi ördükten sonra yeniden buradan aşağıya doğru ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum İlk modelimizde aşağıdan yukarıya doğru çıkarmıştık. Burada ise yukarıdan aşağıya doğru indiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek nokta hemen yeni ördüğüm yerden değil, bir aşağıdan çıkarmaya başlıyorum ilmeklerimi. Bir, kısadan uzuna doğru oluyor. 3, 4, 5 ve 6. Altı. altı defa ilmeğimi uzattım. Şöyle görelim. Hemen bir sonraki ilmeğimizi düz olarak örüyorum tersimi ve buradaki ilmeklerimin arasından geçiriyorum uzattığım ilmeklerimden ve ördüğüm şişime takıyorum bakınız birinci kelebeğimizi bu şekilde örerek oluşturdum şimdi aradaki terslerimi sırası ile örüyorum düzüme iki tane ters gelin kalana kadar örüyorum. Zaten 7 taneydi bakınız. 3 tanesini şu şekilde ördüm. 2 tane tersim ve hemen düzlerimi görmekteyim. Yine aynı şekilde birinci düzün en altından giriyorum ve ipimi alıyorum. Yukarıya doğru sırası ile uzatıyorum. Şuradan ilmeğimiz kaçmasın biraz itelim. 1 Bir, yukarıya çıkıyorum. 2 1 üst 3 1 üst 4 5 ve 6. 6 defa çektikten sonra şuradaki örmediğimiz bakın diğer buradaki şişime takılı olması gerekiyordu. Örmediğim tersimi düz olarak örüyorum. Tığımla örüyorum bakın düz olarak örüyorum şişimden çıkarıyorum ve biraz önceki aldığım ilmeklerin içerisinden geçiriyorum ve örgümü devam ettirdiğim şişime takıyorum buradaki tersimi örüyorum düzümü örüyorum tekrar düzümü örüyorum bir tane ters örüyorum ikinci kez kelebeğimizin diğer kanadını çıkarmak için hazırız. Bu kez yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz ve şimdi ördüğümüz yerden almayarak bir aşağıdan başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 defa aldım. Yandaki tersimi düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarıyorum ve uzatmış olduğum ilmeklerimin içerisinden geçiyorum ve ördüğüm taraftaki şişime takıyorum ve ortada bakınız bir tane düzümüz oluştu ve üç tane tersimiz arada şimdi aradaki terslerimi örüyorum 1 2 3 tane tersim ördüm modelimin hemen yanındaki iki tersim kaldı şişimle yine yani tığımla yine alttan giriyorum ipimi alıyorum aşağıdan yukarıya doğru ilmeklerimi sıra atlamadan uzatıyorum uzundan kısaya doğru oluyor yukarıya çıktıkça ilmek boyumuz kısalması gerekmekte bakınız 2 4 5 ve 6 alıyorum 6 aldıktan sonra örmediğim ilk tersimi düz olarak örüyorum tığım yardımıyla ve şişimden çıkarıyorum uzattığım ilmeklerin içinden geçiyorum buradaki ilmeğimi ördüğüm taraftaki şişimi takıyorum ve tersimi örüyorum düzümü örüyorum tekrar düzümü bir tane de tersimi ördükten sonra yeniden ikinci kanadımız için tığımı alıyorum İlk başlangıçtaki yeni ördüğüm ilmeği örmüyorum. Bir altından başlayarak hemen şu şekilde alıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yandaki tersimi düz olarak örüyorum. Şişimden çıkarıyorum. ilmeklerimi içerisinden geçiriyorum ve örgümü devam ettirdiğim şişime takıyorum. Ve kalan ilmeklerimi birer birer ters olarak örüyorum. En son ilmeğimizi düz örelim ve yapmış olduğumuz işlemimize şu şekilde bakalım. Bakınız. Kelebeklerimizi kurduk. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi arkasını çevirelim ve örmeye başlayalım. Arkasını çevirdiğimizde yine aynı sayılarımızı muhafaza edeceğiz. Bu yönden ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane düzümü örüyorum. 2 tane ters modeli içerisinden götürdüğümüz 2 tane ilmeğimiz ön yüzde düz düşecek. Bu yüzden tersten örüyorum iki tersimi ördüm. Arada 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 tane tersimizi örüyorum. Yine ön yüzde düz olarak düşmesi gereken ilmeklerimi ve devam ediyorum. 3 4 5 6, 7 modelimizi aynı zemin üzerine kuruyoruz. İki tersimi ördüm. Son 6 düzümü de bu yönde örüyorum. Hemen çeviriyorum ve örgümüzün yeniden ön yönündeyiz. Şöyle görelim. İki tane düzümüz, aradaki ilmeklerimiz ters. İki düzümüz tam modelimizin bulunduğu noktada yine ayarladık aradaki terslerimizi devam ettirdik bu yönden de örelim yeterli ölçüye girene kadar 2 düz 7 ters olarak örüyorum bu modelimin kurulum aşamasında başta 2 3 4 5 6 tane tersimi ördüm her iki kenarım 6 olduğu için 2 tane düzümü hemen modelimin olduğu yere ördüm bakınız 1 ve 2 araya 7 tane 1 2 3 4 5 6 ve 7 tersim ördüm. 2 düzümü ördüm. Evet sıramızın başına kadar örerek geldim. Kenar ilmeklerimi 6 ters olarak ördüm. Arada modelimizin tam tepesini yani modelimizi şuradaki kelebeklerimizin kanatlarını uyguladığımız yere 2 düzümüz. Arada 7 tersimiz, 2 düzümüz, 7 ters ve 2 düzden sonra altı kenar ilmeğimizi ördüm. Şimdi yeteri kadar oluncaya dek arkadan düz, tersleri ters, düzleri düz, önden yine aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz örelim. İkinci kez modelimizi birlikte kuralım. Bir ters yönden bir düz yönden örerek geldim. Tekrar modelimizi kuracağımız bölümdeyiz. Evet şimdi terslerimizi örelim ve hemen modelimizi iki tane düzümüzün içerisinden yeniden kurmaya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ters kalana kadar düzümüzün yanına ilerliyoruz. İki tersim kaldı. Hemen tığımı alıyorum ve sayıyorum. Bakın bir, 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi çekmek için 6.ye giriyorum ve uzatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimizi bu şekilde çektikten sonra İlk tersimi düz olarak tığım yardımıyla örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Şöyle arasından geçiyorum ve örme yönünden devam ettiğim şişime takıyorum ve sıradan diğer tersimi örüyorum, düzümü örüyorum. Diğer düzümü örüyorum. Bir tersimi ördükten sonra yukarıdan başlayarak ilmeklerimi aşağı doğru alıyorum. Dikkat edeceğimiz nokta şimdi ördüğümüz yerden değil, hemen altından almaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi uzattıktan sonra bir tane düz örüyorum ve içinden geçiyorum örme yönümdeki şişime yani örüp devam ettiğim şişime takıyorum aradaki terslerimi örmeye başlıyorum 2 tane ters kalana kadar yeniden başlıyoruz bakınız 1 2 3 4 5 ve 6 altı. altının içerisine giriyorum aşağıdan yukarıya doğru çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi çektikten sonra öndeki bakın şişin ucundaki tersimi düz olarak tığımla örüyorum. Şişimden çıkarıyorum. Arasından ilmeklerimi geçiriyorum ve ördüğüm örmeyi devam ettirdiğim şişime takıyorum. Sıradaki tersimi örüyorum üstlerimi örüyorum ve bir tane daha tersimi ördükten sonra yeniden modelimi çıkarmaya başlıyorum. En üstten değil, ikinci sıradakinden ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi uzattım. Yandaki tersimi bir tane düz olarak örüyorum hepsinin içerisinden geçiriyorum ve örgümü devam ettirdiğim şişime takıyorum ve bu şekilde modelimizi kurarak ilerletiyoruz sıramızın sonuna kadar örerek geldim şimdi arkasına çevirir çevirmez hemen Yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Düzlerimizi örüyorum ve modelimi devam ettiğim yerde iki tane tersimi örüyorum. Diğerlerini düz, iki ters, diğerlerini düz, tekrar iki tersimi kuruyorum ve kenarda altışar ilmek düz, aralarda 7 ilmek düz, ikişer terslerimizi örerek yine modelimizi kuruyoruz ve bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde kurmaya devam ettik ve e, aynı şekilde ortada bir düz, kenarlarından kelebeğimizin kanatları sağdan ve soldan doldurarak alıyoruz ve istediğimiz her türlü örgümüzde kullanıyoruz. Bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.